Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün de akşam yemeği menüsüyle karşınızdayım. Aslında bu videoyu çekmemin amacı en çok İzmir köfteyi yapmak istiyordum. Bunu da bir menü haline getireyim dedim. Bir İzmir köfte yapacağım. Yanına da bir şehriyeli pirinç pilavı. Aslında pirinç pilavını menülerimde çok yapıyorum ama İzmir köftenin yanına da en güzel giden pirinç pilavı. Hemen ardından da gene köftenin yanına çok güzel giden piyaz yapacağım kuru fasulyeyle. İlk önce köftemi yoğurarak başlıyorum. Şöyle kabımı alıyorum. Ben buzluğa bu şekilde kıymamı kaldırıyorum. Daha sonrasında da çıkartıp hemen elimin altında çok rahat oluyor. Kıymam da 400 gram. Hemen kabımı boşaltıyorum. İçerisine bir adet yumurta, bir su bardağı dolusu ekmek içi, galeta unu da koyabilirsiniz eğer ekmek içiniz yoksa. Baharat olarak da tuz, pul biber, kimyon ve karabiber. Yarım tatlı kaşığından biraz fazla. Bir adet kuru soğanı rendeledim, orta boy kuru soğan. Şöyle iki diş sarımsağı da rendeledim. Onu da ekliyorum. Bir miktar maydanoz. Geri kalan maydanozumu da piyazın içerisine koyacağım. Hemen onu kenara alıyorum. Bu arada kuru fasulyemi de koydum, haşlanıyor. Hemen köftemi yoğuruyorum. Köftenizi iyice yoğurun. Tam anlamıyla karıştığından emin olun. Bir 2-3 dakika boyunca yoğurdum. Siz de ona özen gösterin. Hemen şöyle elimle alıyorum. Uzunlamasına şeklini veriyorum. Uzun uzun yapıyoruz. İzmir köftenin en büyük özelliğinden bir tanesi de uzun olması. Şöyle. Köftelerin şeklini verdim. Bu kadar çıktı. Şimdi dolaba kaldıracağım. Aslında zamanınız varsa bir süre dinlendirseniz iyi olur. En azından bir iki saat. Ama ben patateslerimi doğrayıp kızartana kadar dolapta dinlensin. Öncelikle pirincimi ıslatayım. Şöyle büyük bardaklardan bir su bardağı pirinci kabımın içerisine alıyorum. Üzerine ılık su ekliyorum. Bu kenarda dinlensin. Ben hemen patateslerimi doğrayacağım. Şöyle 5 tane kadar orta boy patatesi, kabuklarını soydum. Kararmaması için de suda bekletiyordum. Hemen şöyle bir bezin içerisinde kurulayıp alıyorum. Doğrama büyüklüğünü sizlere göstereyim. Küçük doğramıyoruz. Şöyle elma dilimi gibi doğrayabilirsiniz. Tavama bir miktar sıvı yağ ekliyorum. Su bardağı kadar diyebilirim. Ocağımın altını yakıyorum. Isınan yağın içerisine patatesleri atıyorum. Çok fazla kızartmayacağız. Sadece biraz rengi değişmesi için. Çünkü fırında da pişecek. Önlü arkalı olacak şekilde iki tarafını da kızartacağım. Patatesleri kızarttıktan sonra hemen köfteleri de atıyorum. Köfteleri de çok fazla kızartmayacağım. Köfteleri de ters düz ederek hafif pişirdim. Hemen onları da alıyorum.
aynı tavaya yağını boşalttım gene. Üzerine salçalı bir sos yapacağım. Şöyle bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Çok az yağ bıraktım, yok gibi diyebilirim. Zaten kızarttığım için yağlı olacak. O yüzden yağ eklemiyorum. Yeterince su. Ortalama 2,5 su bardağı su eklemiş oldum. Şöyle sosuna birazcık tuz ekliyorum. Biraz da karabiber. Bir taşım kaynattıktan sonra artık ocaktan alacağım. Artık köftemi kızarttım. Patatesimi de aynı şekilde, domates ve biberlerimi de doğradım. Hemen tepsime dizmeye başlıyorum. Ben şöyle bir borcam kullanacağım. Siz de herhangi bir fırınınızın tepsisini kullanabilirsiniz. 2-3 tane kadar, şöyle 2 tane kadar patates, bir tane köfte şeklinde dizeceğim. Köfte ve patateslerin bitene kadar aynı işleme devam edeceğim. Hemen üzerine doğradığım domates, 2 tane domates, 3 tane 4 tane kadar da yeşil biber doğradım. Hemen şöyle rastgele aralarına koyuyorum. Biberleri de aynı şekilde üzerine bırakıyorum. Rastgele. Ardından hazırladığım sosu üzerine döküyorum. Üzerini şöyle bir yağlı kağıtla örtüyorum. 20 dakika bu şekilde, bir 10-15 dakika da üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Fırın ayarımda 200 derece. Hemen ocağımın başına geçtim. Yemeğim pişene kadar pirinç pilavımı, piyazımı yapacağım. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağını tenceremin içerisine alıyorum. Ocağımın altında yaktım. Şöyle yarımdan daha az sıvı yağ, çay bardağıyla. Eriyen yağımın içerisine hemen şöyle bir çay bardağı dolusu tel şehriye, arpa şehriye de koyabilirsiniz, hiç fark etmez. Bu sefer tel şehriye ile yapacağım. Şehriyelerin rengi dönene kadar kavuruyorum. Yeterli artık, kavruldu gördüğünüz gibi. Hemen içerisine ıslattığım pirinci ekliyorum. Biraz da şehriye ve pirinci beraber kavuracağım. Kavrulduktan sonra şöyle bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Islattığım bardakla su ekliyorum, 1,5. Hatta 1,5'tan biraz daha az koyabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ocağımı da en kısa alıyorum. Pilavım pişerken ben hemen piyazımı yapacağım. Yapmaya başlıyorum. 1 adet domates, 1 tane kuru soğan, şöyle bir tane küçüklerinden kırmızı biber, bir tane yeşil biber, acı olduğu için ufak kullanıyorum. Bir tane charleston, bir miktar maydanoz, bir su bardağı şöyle haşlanmış kuru fasulye. Kuru fasulyeyi haşlarken içerisine bir iki yemek kaşığı kadar sirkeli bir tatlı kaşığı tuz koyarak haşlayın. Daha güzel haşlanır. Ben soğanımı doğrayarak başlıyorum. Soğanları uzun uzun doğrayacağım. Piyaza normalde yumurta haşlaması, zeytin, bazen kıvırcık da koyuyorlar ama ben koymayacağım. Zeytin belki süslemek amaçlı kullanabilirim ama yumurta sıcaklarda gerçekten iyi olduğunu düşünmüyorum. Hemen şu soğanları kabana alıyorum. Şöyle bir miktar tuz ekliyorum. Şöyle çay kaşığının ucuyla sadece sumak ekleyeceğim. Hemen maydanozu da ekliyorum. Şöyle ovalayacağım. İçerisine kuru fasulyeyi ekliyorum.
ardından soslarını karıştırıyorum. Şöyle yarım limonun suyu 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, yani zeytinyağı daha doğrusu, pardon. Böyle bir miktar pul biber. Soğanlara tuz attığım için çok fazla tuz atmıyorum. Hemen karıştırıyorum. İzmir köfteyi de fırından çıkardım. Artık yeterince pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel, üzeri de kızardı. Pirinç pilavımı da aynı şekilde pişirdim. Birazcık da dinlendirdim. Bir 10-15 dakikadır yemeklerim dinleniyordu. Hemen bir servis tabağını alayım. Sizler de yemeklerin kıvamını ve son halini görün. Gördüğünüz gibi pilavım da tane tane gayet güzel oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.